Merhaba arkadaşlar, bugün Blackpink grubundan Rose'nin Instagram fotoğraflarını kopyalıyoruz. Evet, çok güzel. Bildiğiniz gibi daha önce Blackpink grubu üyelerinin Instagram fotoğraflarını kopyaladığım iki farklı video çekmiştim ve sizler o videoları çok beğendiniz, sürekli devamı gelsin istediniz ve işte yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Rose iki şarkılık bir solo albüm çıkardı. Aslında bu albümün çıkacağı aylar öncesinden konuşuluyordu ve ben de aylar öncesinden bu videoya hazırlanmaya başlamıştım. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan ilk fotoğrafımızla videomuza başlayalım. İlk kopyalayacağımız fotoğraf Rose'nin bu siyah beyaz fotoğrafı. Daha önce hiç siyah beyaz bir fotoğrafım olmadığı için özellikle bu fotoğrafı seçtim. Aynı zamanda eğer Rose'nin Instagram fotoğraflarını kopyalıyorsam mutlaka siyah beyaz bir fotoğrafa yer vermem gerekiyordu. Çünkü kendisi siyah beyaz fotoğrafları çok seviyor. Hazırlıklara başladım. Evet arkadaşlar, şimdi Rose'nin makyajını yapmaya başlayacağız. Bu arada Rose'nin yüzüyle benim yüzüm çok farklı. Hiç benzemiyoruz. Kızın yüzü çok ufak. Göz şeklimiz de birbirinden epey farklı. Fakat elimden geldiğince Rose'ye benzemeye çalışacağım. Bu arada ben Blackpink'in dış şovunu da izledim. Rose'nin solosu çıkacak diye bayağı merakla takip ettim şovu. Şov bittikten sonra klip yayınlamadıklarında bu arada gerçekten bir tık bozuldum. Bayağı merakla bekliyordum. Normalde nasıl olsa siyah beyaz bir fotoğraf gözükmeyecek deyip alelade bir makyaj da yapabilirdim. Fakat ben Rose'nin farklı bir fotoğrafını buldum, renkli bir fotoğrafını buldum ve oradaki makyajını şimdi sizlerle birlikte uyguluyoruz ve kolay bir makyaj değil. Bu arada kaşlarını hep aşağıya doğru tarıyor arkadaşlar Koreliler. Böyle biz normalde yukarıya doğru tarayıp yüzümüzü birazcık daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz ya, onlar genelde kaşlarını şu şekilde aşağıya doğru tarıyor. Şu kısmı Rose mutlaka aydınlatıyor. Evet, tam da böyle bir görüntü elde etmeye çalışıyordum. Hem renk hem bu tarz bence süper oldu. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz peruğumuzu takalım. Bu arada benim bir teorim var. Ben bu peruğu taktığımda başka bir popstar'a benziyorum. Bakalım sizlerden şey düşünecek misiniz? Şimdi belki de videonun en komik kısmı, kafama şunu taktığımda çok komik gözüküyorum ama dediğim gibi sarı peruk, bunu takmazsam altından mutlaka kendi saçlarım koyu koyu gözüküyor. Hazır mısınız? Değil mi? Kesinlikle şu anda bence Rose'den çok Aleyna Tilki'ye benziyorum. Çok benzedi ya. Şimdi bu peruğumun şu tüllerini keseceğim ve artık elbisemi giyeceğim. Wow. O zaman arkadaşlar saçımız hazır, makyajımız hazır. Ben hemen kıyafetlerimi giyiyorum ve fotoğrafımızı çekmeye başlıyoruz. Fotoğrafımız için hazırlandım ve geldim. Size birazcık bu kıyafetlerin hikayesini anlatmak istiyorum. Üzerimdeki elbise çok kolay bulunabilecek bir elbise gibi gözüküyor. Fakat inanın bana hiç öyle olmadı. Bu şekilde beli korse gibi olan, dekoltesi kalp şeklinde gözüken bir elbise bulabilmek için epey çabaladım. Aynı zamanda kolumda ve bacaklarımda tozluklar görüyorsunuz. Arkadaşlar bu koca ülkemizde gerçekten tozluk satan hiçbir yer yok. Bütün internet mağazalarını gezdim, bütün fiziksel mağazaları gezdim fakat bir türlü bulamadım. Bunları nasıl yaptığımı sorarsanız, bunları arkadaşlar iki tane uygun fiyatlı bu renkte bir kazak aldım ve ikisinin de kollarını keserek yaptım. Bence mükemmel oldu. Fotoğrafta bizi kesinlikle kurtaracak. Rose'nin ayaklarında balerin ayakkabıları görüyoruz. Ben de hemen bir balerin ayakkabısı buldum ve gördüğünüz gibi giydim.
Yalnız bu ayakkabılar birazcık can acıtıyor. Daha önce hiç bale yapma deneyimim olmadığı için balerinler bu ayakkabıların içerisinde nasıl o hareketleri yapıyorlar gerçekten birazcık hani aklımda soru işaretleri oluştu. Yalnız benim elbisemde Rose'nin elbisesinde olduğu gibi tül detayları yok. Fakat onun çok problem olacağını düşünmüyorum. Rose'nin ayakkabısının içerisinden çıkan bir tül detayı var. Onu da yapacağım birazdan zaten fotoğrafımızı çekerken. Ben genel olarak bu look'u çok sevdim. Fotoğrafı çekmeye başlayacaktık ki sevgili kameramanımla ufak bir tartışma yaşadık. O bana sen poz veremiyorsun diyordu. Ben de ona sen ışık yapamıyorsun diyordum. Ve bu tartışmanın sonucunda ofisimiz dışında bir stüdyo kiralamaya karar verdik. Profesyonel bir fotoğrafçıyla anlaştık, fotoğraf ışıkları ayarladık ve çekimlerimize bir sonraki gün bambaşka bir ortamda devam ettik. Rose'nin bu fotoğraftaki elbisesi tüllü bir elbiseydi. Benim elbisemin tülleri olmadığı için tüllü bir elbise buldum, kestim, biçtim ve onu kendi elbisemin arkasına dikerek Rose'nin görünümüne çok benzer bir görünüm yakaladım. Stüdyoya geldik. Gördüğünüz gibi arkada ışığımızı yapmaya çalışıyorlar. Burada fotoğraf çekmeyi deneyeceğiz. Zaten stüdyomuzda uzun zamandır bu tarz fotoğraflar çekmeyi deniyorduk. Ben bir türlü çıkan sonuçtan memnun kalmıyordum. Biz bir türlü ışığı güzel ayarlayamıyorduk. Umarım burada güzel çıkar. Eğer burada fotoğraflar güzel çıkarsa sorunum bende değil, ışıklarda olduğunu anlayacağız. O zaman hadi gelin denemelerimize başlayalım. Çok zayıf olduğu için onun vermiş olduğu pozu vermem oldukça uzun sürdü. Çünkü o oturduğunda haliyle bacakları çok daha farklı gözüküyordu. Ben oturduğumda çok farklı gözüküyordu. Oturuşumu onun oturuşuna benzetmem biraz uzun sürdü. Fakat gerçekten benzeyen bir fotoğraf yakalamayı başardık. Bence bu oldu. Bir bakalım. Aa, bence çok güzel. Bayağı benzemiş. Bakın şöyle size de göstereyim. Çok fazla edite bile iş kalmadı bence. Fotoğrafım bu şekilde oldu. Ben gerçekten bu kadar güzel bir sonuç elde etmeyi hiç beklemiyordum. Çünkü benim siyah beyaz fotoğraflara karşı uzun zamandır süre gelen bir ön yargım var. Hiçbir zaman siyah beyaz fotoğraf çekmeye ve çektirmeye yanaşmam. Ama bu fotoğrafı gördükten sonra sanırım birazcık bu ön yargılarım kırıldı. Bundan sonra siyah beyaz fotoğraf çekmeye birazcık daha sıcak bakacağım gibi gözüküyor. Özellikle editten sonra fotoğraf bambaşka bir hal aldı. Videoya başlarken bu fotoğraf kesinlikle favorilerimde. Listenin son sırasındaydı. Çok ümitli değildim fakat çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara bırakın. Sanırım bu videodaki en favori fotoğraflarımdan birisi oldu. İkinci fotoğraf olarak Rose'nin su yeşili elbiseyle çekilmiş olduğu bu fotoğrafı seçtim. Bu fotoğrafta Rose'nin elinde gördüğünüz gibi küçük Vivian Westwood bir çanta var. Bu çanta arkadaşlar ülkemizde maalesef satılmıyor. Gerçekten çok fazla araştırdım. Fiyatı da makul sayılabilecek bir düzeyde. Fakat ne yaptıysam bir türlü bulamadım. Ve soluğu Blackpink terzisi Osman abinin yanında aldım. Toplamaya çalıştığımız fotoğrafta Rose'nin elinde bir çanta var. Ben de o çantaya çok benzeyen fakat rengi benzemeyen modelde bir çanta buldum. Bir tane de onun üzerindeki desenlere çok benzeyen bir, burada gördüğünüz masa örtüsü aldım arkadaşlar. Gerçekten çok benziyor. Şimdi yine Blackpink videolarından aranılan yüzü olan Osman abinin yerine geldik. Osman abinin elinden her iş geliyor biliyorsunuz. Hadi bakalım ben, Osman abi olacak mı? Yapmaya çalışacağız ya. En son bana o Chanel tişörtü yaptı ya, ben orada Osman abiyi farklı bir yere koydum kafamda. Şimdi ince bir lastik takacağım buraya. Ve buraya kullanabilirsin devamlı. Hem şey açıldığında da rahat tabii, edecek lastik olduğu için. Şey anladım. Ooo,
Hakikaten güzel oldu. Evet, dikmeye gerek kalmadı. Vallahi bravo Osman abi. Ne yapalım? Çok güzel oldu ya. Çantamızı da hazırladık. Artık diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Osman abi güle güle. Biz gene geleceğiz biliyorsun. Aa, her zaman. Gene geleceğiz böyle evet. Bir işimiz düştüğünde mutlaka. Gördüğünüz gibi fotoğraf bir stüdyoda beyaz fonda çekilmiş. Bizim kiraladığımız stüdyoda da bu fotoyu çekmek için çok uygun bir alan vardı. Hazırlıklarımıza bu sefer stüdyo içerisinde başladık. Aslında bu fotoğrafa baktığımızda makyajını çok net olarak göremiyoruz. Seasons Greetings diye bir şey için bu pozları vermiş ve çok yakın bir pozunu daha buldum. Makyajı burada gördüğünüz gibi çok net gözüküyor. Bu fotoğrafı yan tarafa koyarız. Hemen vakit kaybetmeden makyajımıza başlayalım. Elimde envai çeşit siyah far var. Hangisini kullanayım gerçekten bilmiyorum. Şimdi burada koyu renk kahverengi var. Bu far paletini çok severim. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Farla eyelinerimi çektim. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Şimdi Rose'nin gözlerinde çok bariz ışıltılar var. Özellikle şu iç kısımlarında komple. Şimdi ben de ışıltımı uygulayacağım. Ya bu ışıltı işlemi direkt olarak sizi Koreli'ye çeviriyor ya. Yanaklarında gördüğünüz gibi çok tatlı pembe bir allık var. Bence kesinlikle bu allığı uygulamışlar. Bak ben bu allığa bayılıyorum. Aynı görüntüyü elde edeceğiz. Şöyle hafif buralara. Allığımı uyguladım. Şimdi sıra geldi ruja. Elimde şöyle bir ürün var. Bunu çok seviyorum. Hem böyle hafif lip balm gibi nemlendiriyor hem de çok güzel renk veriyor. Bir deneyelim bunu. Makyajımız bitti. Bence çok güzel oldu bu arada. İlginç bir makyaj oldu. Benim normalde yapmayacağım bir makyaj oldu. Birazcık yadırgıyorum ama kesinlikle hoşuma gitti. Artık saçlarımızı yapma vakti. Şimdi Rose'nin peruğunu takacağız. Evet, şimdi Rose'nin saçında bir uyku bandı var. Ve bence artık hazırım. Rose'nin tırnakları gerçekten çok marjinal ve günlük hayatta kullanılabilecek gibi değil. Ben de bu tırnaklarla bir haftamı veya bir ayımı geçirmek istemediğim için birazcık geçici bir çözüm üretmek istedim. Burada gördüğünüz gibi takma tırnaklarım var. Bunların üzerinden sarı oje ile geçeceğim ve daha sonra da bu taşları takma tırnak yapıştırıcısıyla yapıştıracağız. Gerçekten böyle anlatınca çok kolay bir şeymiş gibi kulağa geliyor. Fakat bakalım gerçekten o kadar kolay mı? Haydi o zaman başlıyoruz. Öncelikle tırnaklarımı yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı ojelerimi sürdüm. Biraz bunların kurumasını bekleyeceğim. Ama bu gördüğünüz taşları arkadaşlar elbiseme giydikten sonra yapıştıracağım. Bu marjinal kendine has tırnakları yapmak inanılmaz zor oldu. Parmaklarım sürekli birbirine yapıştı ve stüdyo içerisinde makyajınızı, saçınızı, tırnaklarınızı tek başınıza yapmanız gerçekten çok zor. Ama sonuçta çok benzer bir görüntü ortaya çıkardım. Bir Blackpink videosunda gerçekten Blackpink üyemizin üzerinde kıyafetin aynısını buldum ve giydim. Rose bu elbiseyi H&M Studio 2020 koleksiyonundan giymiş. Bu arada bu elbisenin şu anda satışı yok fakat biz bir şekilde bu elbiseyi bulduk. Gerçekten çok mutluyum. Bu arada elbise bayıldım. İnanılmaz insanı mutlu hissettiriyor. Çantamı nasıl yaptığımı zaten biliyorsunuz. Osman abimiz sağ olsun bizim için çantanın çok benzerini yaptı. Ayakkabılara gelelim. Ayakkabılar gerçekten bence mükemmel. Ayakkabılarımla aşk yaşıyorum. Fakat şöyle bir problemimiz var. Ayakkabıların fark ettiyseniz birebir aynısı fakat ufak bir renk farklılığı var. Çünkü Rose'nin giymiş olduğu renk arkadaşlar tükenmişti. Ben de pembesini aldım. Bunu minik bir editle halledeceğiz artık fotoğraf çekimimizden sonra. Kıyafetlerim bu şekildeydi. Öyleyse gelin artık çekimlerimize başlayalım. Bu fotoğrafta beni en çok zorlayan şeylerden biri de çok uzun süre topuklu ayakkabılarla çömelme pozisyonunda
beklemek oldu. Dizlerimi bir yerden sonra hissetmemeye başladım. Ama yine de gerçekten çok benzer olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf elde ettik. Düşündüğüm kadar çok daha iyi bir iştik kesinlikle. Bence bu fotoğraf okeydir. Süper. Artık fotoğrafın sadece eti kaldı. Tamamız. Fotoğrafımız bu şekilde oldu. Bu fotoğraftaki elbisemizin aynı olması, ayakkabılarımızın aynı olması fotoğrafta gerçekten çok benzer bir sonuç elde etmemizi sağladı. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu videoda en sevdiğim saç kesinlikle bu fotoğraftaki saç oldu. Çünkü o peru toplayınca böyle benim hoşuma giden doğal bir sonuç elde ettik. Bu arada çanta benim gözümü hiç tırmalamadı. Yani kompozisyonda kesinlikle kendisine bir yer edindi. Yalnızca Rose biraz birazcık daha benden zayıf olduğu için birazcık proporsiyon farkı oluştu. Çünkü dediğim gibi Rose benden tam 10 kilo daha zayıfmış arkadaşlar. Fakat gerçekten bu fotoğrafın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler de sanırım benimle aynı fikirdesiniz. Bir diğer fotoğrafımız belki de bu videoda benim en sevdiğim fotoğraf olan bu yeşil elbiseli fotoğraf. Bu fotoğraf çok sabit bir poz gibi durmuyor. Sanki Rose hareket ederken bir anda çıkmış bir poz gibi duruyor arkadaşlar. Bu yüzden aynı pozu vermek oldukça zor olacağı benziyordu. Şimdi Rose'nin bu yeşil etekli fotoğrafındaki makyajını yapacağız. Makyajı gördüğünüz gibi çok fresh gözüküyor. Rose'nin yüzü her zamanki gibi pürüzsüz. Şimdi hazırsanız hemen hızlıca makyaja başlayalım. Biraz gözlerde işimiz var çünkü o görüntüyü yakalamak o kadar kolay değil. Ben farla çalışacağım çünkü eyelinerla çalışınca bazen işler sarpa sarabiliyor. Ki zaten bu arada Rose'de de eyeliner kullanmamışlar. Bu arada aksesuarlarımı görünce çıldıracaksınız çünkü Rose'nin tacının aynısını buldum. Ya çok şaşırdım bu arada. İlk defa Blackpink kızlarının böyle uygun fiyatlı bir şey kullandığını görüyorum. Çünkü ürünün fiyatı 15 dolar. Ve inanmayacaksınız ama Rose taktıktan sonra sold out olmamış. Bu arada bu videoda bana yine en çok Lisa videosunda olduğu gibi Rose'nin giymiş olduğu bütün kıyafetleri markasıyla paylaşan bir fan hesabı çok yardımcı oldu. Gerçekten o sayfa olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Çünkü Rose giydiği her şeyi etiketlemiyor normal bir influencer gibi. Onu bayağı araştırmanız, kafa patlatmanız gerekiyor. Sağ olsun bir sürü Style of Rosie, Rosie Style gibi sayfalar vardı. Orada çok vakit geçirdim. Bu tacı o sayede buldum, elbiseyi o sayede buldum. Arkadaşlar gerçekten bir Koreli'nin makyajını yapmak istiyorsanız Kore ürünleri kullanmanız gerekiyor. Evet makyajımız bitti. O yüzden şimdi gelin isterseniz kuaförümüze doğru yola çıkalım. Makyajımızı yaptıktan sonra Rose'nin saçındaki topuzu yapabilmek için daha önce Lisa'nın saçlarını yaptırdığımız Nişantaşı'ndaki San Kuaför'e gittim. Yusuf ve Mustafa'ya nasıl bir şey yapacağımızı anlattım, fotoğrafı gösterdim ve çalışmaya başladık. Evet arkadaşlar şimdi saçlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bize Mustafa Bey yardım edecek. Kendisini Lisa'ya dönüştüğüm videodan da hatırlıyor olabilirsiniz. Bu arada o videoda yorumlarda sizinle ilgili çok fazla şey yazdılar. Kuaförüm sensinden evet. Sizi tanıyorlarmış. Bugün birazcık daha işimiz zor olacak gibi geliyor bana çünkü peruğa topuz yapmak bana çok zor geliyor ama bilmiyorum. Şimdi şöyle, daha önce ben hiç yapmadım. Hadi ya. Peruğu taktıktan sonraki yapacağımız olay çok basit. Özellikle sadece bunu oturtmak önemli. Hı-hı. O da çok basittir diye düşünüyorum. Yani yapamadığımız bir iş yok bizim. Aynen. Evet. Tam görseldeki istediğimiz saçı yapacağız ve sizlere sunacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Oldum arkadaşlar. Kele olan, ben bir garip kele olan. Saçın ne kadar önemli olduğunu burada da görmüş olduk. Saçın ve kuaförün. Evet. Ne kadar önemli tabii olduğunu. Tabii ki. Vallahi yakıştı. Yani Rose beni görse. Rose. Tövbe eder. Bayağı uğraştık ama artık neredeyse sona geldik. Bu arada bence Rose kesinlikle bu kadar uğraşmamıştır. Çünkü kendi saçı olduğu için eminim çok daha kolay olmuştur.
Saçlarımın artık arkadaşlar sonuna geldik. Bence çok güzel oldu. Fotoğraftaki saçlara da çok benzedi. Çok teşekkür ederim. O zaman artık fotoğrafımızı çekmeye neredeyse hazırız. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta Rosa'nın arkasında perde gibi bir fon var. Bunu arkadaki kırışıklıklardan anlayabiliyoruz. Biz de bu görüntüyü nasıl yakalayabiliriz diye düşündük ve kumaşçıdan Amerikan bezi olarak nitelendirilen bir bez kumaş alıp onun üzerine renkli ışıklar yansıtmaya karar verdik. Aldığımız kumaşı uygun boyutlarda diktirdik ve ütülettirdik. Şimdi artık fotoğrafımızı çekmek üzere stüdyomuza geldik. Bugün daha farklı bir stüdyodayız. Çok daha büyük bir stüdyodayız. Gördüğünüz gibi burada arka planımız yapılıyor. Buraya büyük bir bez gerdik. Bu bez arkadaşlar Amerikan bezi olarak geçiyor. Bu bezin özelliği arkadaşlar fotoğrafı çektirirken parlama yapmaması. Burada ışıklarla işte Rose'nin arka planındaki gibi lacivert ve yeşil tonu yakalamaya çalıştık. Şimdi birazdan ben üzerime giyineceğim ve fotoğrafımızı çekeceğiz. Evet. Elbise yokmuş değil mi? Elbiseyi unutmuşum. Hayatım kayar. Biterim. Çıkarıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Behlül gelmiş içinden değil mi? Çünkü evden çıkmadan önce Behlül sürekli bavulun içine giriyordu. Dararım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Rose'nin fotoğraftaki elbisesinin aynısını buldum. Çok güzel bir elbise bu arada. Üzerinde de bir büstiyer vardı. Bu arada fotoğrafta Rose bu elbiseyi etek gibi giymiş. Şu üst kısmını içine kıvırmış. Zaten bu elbiseyle çoktan bir post paylaştım. Çünkü çok güzel bir elbise. Giydiğinizde prenses gibi hissediyorsunuz. Aynı zamanda bu elbise tamamıyla geri dönüştürülmüş materyallerden elde edilmiş. Bu elbiseye sahip olduğum için çok mutluyum. Tamam gidip giyiniyorum artık, bu kadar yeter. Arkadaşlar üzerimi giyindim. Gördüğünüz gibi Rose'nin lookuyla neredeyse aynı kıyafetleri buldum. Üzerimdeki büstiyer Rose'nin büstiyerinin aynısı değil fakat çok benzerini ülkemizde buldum. Zaten saçlarımı nasıl yaptığıma şahit oldunuz. Bu arada tacım da Rose'nin tacıyla aynı taç. Rose'nin ellerinde yüzükleri vardı. Gördüğünüz gibi ben de taktım. Tırnaklarım birazcık maalesef yapıştırırken koptular. Fakat fotoğrafta gözükecek kadarı şu anda var. Artık fotoğraf çekimimize başlayabiliriz. İşte bu. Evet işte bu. Çok güzel. Birazcık elleri yapıştıralım, yapıştıralım. Evet, bravo. Müthiş, hiç bozma. Çok güzel. Zor geldin. Yapamadık bir türlü. İlk fotoğrafımızı çektik, bütün ayrıntılarına dikkat ettik ve her şeyle Rose'nin fotoğrafına bence benzedi. Artık editlik minik bir işi kaldı. Bir fotoğraf daha çekeceğiz çünkü Rose kaydırmalı bir paylaşım yapmış. Rose'nin yakın çekim fotoğrafını birebir benzetebilmek için çok uğraştık. Fakat maalesef çok benzeyen bir sonuç elde edemedik. Artık buradaki çekimimizi noktalıyoruz. Çünkü çok yorulduk. Arkadaşlar bu kıyafetle çekmiş olduğumuz ilk fotoğraf bu şekilde oldu. Ben bu fotoğrafı çok sevdim. Bir de ben bu look'ta kendimi gerçekten çok sevdim. Yani kendimi çok özgüvenli hissettim. O yüzden de bu fotoğrafın kalbimdeki yeri yani bir miktar ayrı arkadaşlar. Bu look'la çekmiş olduğumuz ikinci poz da bu şekilde oldu. O anda sıcağı sıcağına ben çok olmadığını düşünmüştüm açıkçası. Yani artık elimizden gelen en iyisini yaptık. Daha fazla uğraşmayalım diye düşünmüştüm. Fakat eve gidip fotoğraflara bakarken oldukça benzediğini fark ettim. Yalnızca burada birazcık yüzüm farklı çıkmış. O yüzden ben birazcık Meryem'e yabancılaştım açıkçası. Bu kim gibi bir algı oluştu kafamda. Ama ben poz olarak böyle bir hani vermiş olduğu enerji bakımından bu iki fotoğrafı birbirine benzettim. Son olarak arkadaşlar güncel bir fotoğraf kopyalamak istediğim için Rose'nin bu albüm kapağı olarak kullandığı
fotoğrafı seçtim. İlk bakışta çok zor bir fotoğraf olarak görünse de yapabileceğimizi düşünerek çalışmaya başladık. Rose'nin albüm kapak fotoğrafını kopyalayacağız. Bu fotoğrafta Rose'nin üzerinde lila rengi romantik bir elbise var. Makyajına baktığımda ise daha çok göz makyajına odaklanmışlar. Cildi çok doğal gözüküyor. Dudaklarında yalnızca parlatıcı var. Yani birazcık gözlere odaklanacağız makyajımıza. O zaman hemen başlayalım. Kızların kendilerine ait sololarının çıkması bence çok güzel oluyor. Umarım Lisa'nın da çıkar, Jisoo'nun da çıkar ve biz çok daha fazla klip görürüz. Çok daha fazla kızlar hakkında içerik görürüz. Zaten bu kadar seviyor olmasaydım inanın bu içerikleri yapabiliyor olmazdım. Çünkü çok sevdiğim için sürekli araştırıyorum. İşte bu kıyafet neredenmiş, bu kıyafetin markası neymiş, bu ayakkabıyı nereden bulmuş. Ve hani yaparken ciddi anlamda eğleniyorum arkadaşlar. Örneğin hiç sevmediğim bir şarkıcıyı yapıyor olsaydım anlardınız zaten. Zaten yapmazdım bu arada hiç sevmediğim birisine. Aa, ne oldu? Mahvettin. Evet arkadaşlar makyajım bitti gördüğünüz gibi. Artık peruğumuzu takacağız. Taktığım perumun ön kısımlarını birazcık kısalttım çünkü Rose'nin kısa perçemleri var. O yüzden yüzüne düştüğünde şöyle bir görüntü oluşuyor. Bunu da ayarlamalarını yaptım. Artık fotoğrafımızı çekileceğimiz galeriye doğru yola çıkabiliriz. Bu fotoğrafta Rose aslında bir limuzinin içinde. Bunu zaten klibinden hatırlıyoruz. Ben bir limuzin bulamadım ama koltuk renkleri benzer bir araç bulmak için çok iyi bir fikrim vardı. Sıradaki fotoğrafımızı çekmek üzere Platinato'ya geldik. Bildiğiniz gibi Rose bu fotoğrafta bir otomobilin içerisinde poz vermiş. Burada zibilyon tane lüks araç var. İnanılmaz arabalar var. Fakat bize döşemeleri, koltuk kaplamaları beyaz olan bir araç lazım. Hadi o zaman gelin bakalım içeride neler var bir göz atalım. Merhabalar. Hoş buldum. Hadi bakalım. Yalnız burada cidden çok güzel arabalar var. Özellikle bu kırmızı araçtan gözlerimi alamıyorum Şefik Bey. Bize bu video için döşemeleri beyaz olan bir araba lazım. Böyle arka koltuğu. Aynen. Nasıl bir araba yani Rolls Royce var, M8 var. Spor bir araba mı yoksa daha böyle arkası geniş bir araç? Birazcık daha arkası geniş bir araç. Arkası geniş olacaksa bence A8'i tercih edelim ve içi de beyaz. Tam sizin aradığınızda. Hadi bir bakalım o zaman. Şöyle göstereyim size. Aa, bence süper. Bence arkası tam bizim aradığımız gibi. Rose'nin fotoğrafındaki arabanın koltuklarına çok benziyor. Şöyle bir siz de bakın. İçi çok geniş. Fotoğrafımızı çekebilmek için de alan var. Bence burada deneyebiliriz. Buradan Platinato'ya ve bana yardımcı olan sevgili Şefi'ye teşekkürlerimi ve selamlarımı yolluyorum. Bana gerçekten çok yardımcı oldular. Giyindim artık fotoğraf için hazırım. Rose'nin üzerinde kat kat lila rengi bir elbise vardı. Ben de en benzerini buldum. Zaten klipten de elbiseye aşinayız. Onun elbisesinin de önleri kısa, arkası uzun bir şekilde geliyordu. Fotoğrafımızda Rose'nin ayakkabıları gözükmüyor ama yine klipten ayağında bir bot olduğunu biliyorum. O yüzden ben de tabanı kalın bir bot tercih ettim. Elleri çok net gözüküyor Rose'nin. Gördüğünüz gibi bu şekilde taşlı yüzükler var. Ben de onun gibi yüzüklerimi taktım. Fakat şu an bir şey fark ettim. Burada bir takma tırnağım vardı. Takma tırnaklar beni bu videoda hep yarı yolda bıraktı. Tırnağım düşmüş. Fakat yüzüklerim Rose'nin yüzükleriyle yine çok benzer. Saçlarımda bu sefer farklı bir peruk tercih ettim. Artık her şeyimizle hazırız. Fotoğraf çekmek için arabamıza gidebiliriz. Haydi.
Fotoğrafımızı çekmek için yine epey uğraştık, epey zaman harcadık. Rose'nin vücudu benden çok farklı olduğu için yine bir türlü onun gibi oturmayı başaramadım. Saçlarım peruk olduğu için hiçbir şekilde Rose'ninki gibi yüzüme perçemler düşmüyordu. Işığımız maalesef hiç benzemiyordu ama yine de bir fotoğrafı beğendik. Bu fotoğrafı beğenmeyen gitsin gözüne baktırsın kardeşim. Bence olabilecek hakikaten en iyisi bu. Biz artık fotoğrafımızı çektik. Bundan sonrası edite kaldı her zamanki gibi. Ve arkadaşlar fotoğrafımız bu şekilde oldu. Editlendikten sonra bu fotoya gerçekten bayıldım. Aynı zamanda bu fotoğrafın benim için şöyle de bir anlamı var. Ben normalde çok fazla soldan poz veren birisi değilim. Ve Rose de sürekli soldan poz veriyor. Ben de bu sefer bir cesaret, kendi zincirlerimi kırmak istedim ve soldan poz verdim. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de fotoğrafımızın kenarına Mer yazdık. Çünkü Meryem çok uzun kalıyordu. Rose 4 harfli bildiğiniz gibi ama Meryem 6 harfli. Meryem yazamadık, Mer yazdık ve ben gerçekten bu fotoğrafın enerjisini, ruhunu çok sevdim. Bence Rose'nin fotoğrafındaki vibe'ı kesinlikle veriyor. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Umarım bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatmadan önce şunları söylemek istiyorum. Blackpink kızlarıyla video çekmek gibi bir hayalim olduğu için kızlardan birinin solosu, belgeseli ya da grubun yeni bir parçası çıktığında yeniden bu tarz videolar çekmek zorundayım. Umarım sizler de yapılan taraflı ve vicdansız yorumlara aldırmadan hep olduğu gibi bana destek vermeye devam edersiniz. Dediğim gibi ben bu tarz videolar çekerken gerçekten eğleniyorum ve keyif alıyorum. Zaten bu eminim videolara yansıyordur. Eğer bu kadar eğleniyor ve keyif alıyor olmasaydım asla bu kadar bu videoya çaba ve özen göstermezdim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Ulan şu videolarda başımıza senin yüzünden gelmeyen kalmadı. Başka sevecek kalmadın mı? Gidin Blackpink'in Instagram fotoğraflarını kopyaladığım videoya bakın. Sonra gidin bir gizlice bir yerde kalmış olduğum videoya bakın. Hangisi daha çok izlenmiş? Veya bir düşünün hangisi çekmiş daha... Ya bırak daha... gideriz zekalılara bir şey anlatayım. Bir dakika. Veya düşünün hangisini çekmek sizce çok daha kısa sürer? Biz bu videoları gerçekten 5 günde 6 günde çekiyoruz. Ama çok daha fazla izlenecek bir içerik. Atıyorum örneğin gizlice bir eğlence merkezinde kalsam. Veya hafta her şey tek renk videosu çekebilirim ve 6 milyon izlenir, 5 milyon izlenir. Ama ben o videoları çekmeyi şu anda tercih etmiyorum. Çünkü ben şu anda bunu yapmaktan keyif alıyorum. Blackpink kızlarını çok seviyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben ya bırak! Bakın ben bir Blackpink fanıyım. Ya bu evet aynen bir bu mu kaldı? Yani bu ülkede prim yapa yapa insanlar nerelere geldi vallahi. Ben tek başıma kendi emeğimle buralara kadar geldim. Hiç kimse kalkıp bana sen Blackpink'ten prim yapıyorsun diyemez. Bakın bak vallahi Blackpink kızları görse üzülürdü ha. Siz ne biçim bir kitlesiniz ya?